Selamun aleyküm arkadaşlar, hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi gamble ördeklerimiz vardı. Uzun zamandır yumurtlamasını bekliyorduk hayvanların. Bugün güzel bir haber var. Ördeklerimizin ilk yumurtasını aldık arkadaşlar, hayırlısıyla. Tabii bu ördekleri bize hediye eden Dumanoğlu Erkan Erdem abimize teşekkür edelim bir defa daha. Buraya geldiğinde bize hediyesi olmuştu, sağ olsun. Yumurta rekortmeni olan hayvanlar ve yumurtasını da birazdan göstereceğim. Gerçekten büyük ve evde yumurta ihtiyacını karşılayabilecek hayvanlar. Bunlara güzel bir alan yapmaya çalıştık arkadaşlar. Yani korunaklı olsun dedik. Biraz dallarla falan böyle sağını solunu kapattık. Hemen hemen 2 ayı geçkin zamandır bizdeler. Yavruydu tabii geldiğinde. Havuzunu yaptık, yerini hazırladık ve bugün ilk yumurtasını hayırlısıyla aldık. Şöyle birazcık oradan da size görüntü alayım. Şu an yer keşfindeler zaten. Şöyle yaklaşayım biraz arkadaşlar. Bir tane araba lastiği koyduk. İçine de yoncaları bastık. Üzerine de su gelmesin, yağmur olmasın diye böyle bir trapez taç kapattım. Yumurtasını buraya yaptı. Güzel de korunaklı da bir alan oldu. Eğer burada yumurtaya devam ederse şayet, ki koşinimiz de meraklı, illa buraya yumurtlayacak. Niyeti bozdu, bak bak, hiç ben var mıyım? Bak 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 bak, sessiz sedasız, bak bak, hiç çaktırmadan geldi. Hiç ben, burayı bana mı yaptın, kime yaptın demek yok, geldi. Bir de hazırlıyor, bir de ördek yumurtasını altına alıyor. Bak, ötekinler de geldi. Ne oluyor orada birader der gibi. Meraklılar bakıyorlar şimdi. Tabi tavukların en sevdiği yumurta yerleri böyle arkadaşlar. Hani kuytu, köşe, kimsenin görmediği yerler. Bir de gerçekten güzel oldu. Az önce yatıyordu. Kaldırdım ben onu aslında. Ama inat etti. İlla buraya yumurtlayacak. Tabi aralarında çok afaki bir fark olduğu için çok da sorun değil. Ördek birkaç yumurta daha yaptığı zaman muhtemelen kuluçkaya da yatacak ve buradan kalkacak. Ördeklerimiz burada. Gamble ördekleri. Güzel. Çikolata renginde. Bunların da yavrularını inşallah kümesimizde görürüz yakın zamanda. Evet, yat bakalım Asuman. Yani böyle bir alan oluşturduk. Koşinimiz artık burayı mesken etti arkadaşlar. Gelip buraya yumurtasını yapacak. Sıkıntı değil. Yeter ki yumurtlasınlar. Yani nereye yumurtladığının çok da bir önemi yok. Eski yerini aslında beğeniyordu. Bak, bakıyor bakıyor, o yumurta benim değil ama diyor. Aşırı büyük. Yani bu arada ona izin bile vermedi ama yumurtası gerçekten çok büyük arkadaşlar. Yani ördeğimizin ilk yumurtasını böylelikle almış olduk. Bilginiz olsun. Bu da bizi mutlu etti ve sevindirdi. Hayırlısı olsun diyelim bakalım. Şöyle bir yer yaptık onlara. Güzel. Yani yukarıdan zaten su döküldüğünde trapez taşın üstüne dökülür. Arkadan da girme şansı kesinlikle yok. Ördeğimize güzel bir alan oluşturduk. Bu arada dün biz Şebap'ın Hünkar'ın yavrusunu Şebap'ın altına koymuştuk. Sanki böyle bir bakıcılığı var gibiydi. Onu şimdi bir gözlemleyelim bakalım. Bir dakika babacığım. Bir dakika babacığım, yavru nerede? Bakalım, dün kursağı bomboştu. Beslemiş mi? Maşallah. Tamam bu iş arkadaşlar. Bu işimiz oldu. Bak bak bak. Kursağı dolmuş. Güzel. Yavrumuza Şebap güzel bakıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şu an dur, heyecan yapma. Şimdi anneyi içeride hiç görmedim. Sadece baba besliyor ama beslemiş. Yani bu da bizi mutlu eden bir durum. Bu bizim hünkârımızın yavrusuydu. Bakmıyordu. Hatta bir tane yavrusu ölmüştü arkadaşlar. Bunu dedik ölmesin. Şebap da bir tane yumurtaya yatıyordu.
Şebap'ın kendi yumurtasına baktım, boş. Yani döllü değildi gene. Bunun altından çıkan yumurtayı tekrardan onun altında sürdüm arkadaşlar. Yani yozdan iki tane yavru çıkacak yine. Şebap'ımızın maşallah nasip olmadı. Ya yani erkek belki kısır, belki eşlemiyor. Hani eşlediğini gördüğüm halde yavru alamadık. Ama en azından bu yavruya sahiplendi. Bu da bizi mutlu etti. Güzel bir şey. Tabii bu ilk günler inşallah iyice bakmaya devam eder. Bir tane hünkârı büyütelim artık. Şebap'ın yavrusu olmasa da hünkârının yavrusunun büyüdüğünü görürüz inşallah. Şimdi şuradan besleme videosu vardı. O anı yakalamıştım. Videoyu burada durdurup onu da ekleyeceğim hemen videonun akabine. Beslediğini görün ve sonra videomuza devam edelim. Çorba haline getiriyor içeride. Evet, beslemesi güzel. Gördünüz arkadaşlar. Şebap'ımızın annesi daha yuvaya hiç teşrif etmedi. Ya da biz görmedik. Şu ana kadar hep baba yattı. Yavruya baba sahiplendi. Anne de bir sıkıntı yaratmazsa Şebap'ın altında güzel bir bakıcılıkla bir tane hünkâr yavrusu büyüteceğiz inşallah. Hayırlısı diyelim. Bakalım. Biraz da tavuklarımızı çekelim. Brahma tavuklarımız. Bu arada Hasan Bilgi YouTube kanalı açmış bizim birader. Geçen gün Brahmalar hakkında da bilgiler vermeye çalışmış. Öğrendiği kadar güzel. Tebrik ederim. Videomuzu izleyen kardeşlerimiz ona da destek atarlarsa sevinirim. YouTube kanalının linkini ben açıklama bölümüne de bırakayım. Ara sıra böyle videolar çekiyor yeni meraklı. 2018'de şampiyon olan horozumuz bu. Artık 2 yaşı geçti, 3'e doğru gidiyor arkadaşlar. Hatta 3. yaşında mavi bilezikli. Güzel bir horozumuz. Bunlar da damızlık yaptığımız ve kızları grubu ayarladık. Burada da toplamında 15 tane tavuk, 3 tane horozumuz var. Üretimimiz bu şekilde devam ediyor. Bugün hava çok güzel. Çok güzel olduğu için de güvercinlerimizi buraya saldık. Tabii babayı da buraya getirdik. Babayı birazdan kendi yerine götüreceğim arkadaşlar. Çünkü bakması gereken yavrular var. Burada da nerede o? Aşağıda duran zaten taklacımız, onu da bugün uçurduk. Şurayı hatta fare açmış galiba. Bir ara oraya da kapatacağım. Hiç fare görmüyorum ama şu deliği açmış komple. Maşallah sen ne güzel yavru bakıyorsun öyle. Hey sen çok şanslısın ha. Dur bakalım. Vurma vurma. Bak bak bak. Yavrunun güzelliğine bak. Annesi gibi kemerde bir tane taklacımız oldu. Bu renkte hiç atmıyordu arkadaşlar. Ama şu an elimizde böyle bir rengimiz oldu. Mükemmel. Bunun da inşallah büyüyüp artık takla attığını görürüz herhalde. Bir tane yavrumuz vardı. O hangisiydi ya? Bakayım bir. Şuydu galiba. Yok o muydu? Ha buradaymış bak. O da yuvadan düştü zaten. Kocaman kuş oldu. Anne baba gayet güzel baktı ona. Burada da şimdi Şebap'ımız vardı. Şebap boş olunca attım. Şebap'ın altındaki yumurtayı da bunun altına koydum arkadaşlar. Buradan da çıkım devam ediyor. Bu da iki tane yumurtaya yatıyor. Fakirim yatsın bakalım. Hayırlısı. Az önce bir telefon trafiği kazası yaşandı. Yapacak bir şey yok. Güvercinlerimizi buraya getirdik arkadaşlar, koyduk. Evet. Nasipten öte bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.